Merhaba değerli izleyenler, STV ekranlarındayız. Eskişehir'in nabzıyla karşınızdayız. Bu hafta yine usta gazetecilerle gündemi değerlendireceğiz. Tek tek sıralamak istiyorum. Es Grup Genel Koordinatörü Ali Baş, İstikbal Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vedat Celalalp ve 2 Eylül Gazetesi yazarı Sezai Şen bizlerle beraber. Bugünkü gündem maddelerimizi de baştan size anlatmak istiyorum. Şimdi partileri konuşacağız her hafta yaptığımız gibi. AK Parti'de, CHP'de, İYİ Parti'de neler oluyor? Yine sıcak bir gündemimiz var. AK Parti Genel Başkan Vekili, aynı zamanda İstanbul Milletvekili bugün Eskişehir'e geldi. Sabah saatlerinde bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Hemen akabinden Organize Sanayi Bölgesi'ne gitti, Nadir Küpeli ile görüştü, TEİ'ye gitti. Bununla beraber Osman Gazi Üniversitesi'nde bir konferansa katıldı. Yine Millet Bahçesi'ne giderek vatandaşlarla buluştu. Ve şu an itibariyle sanıyorum devam ediyor. Eskişehir'de bir otelde danışma kurulu toplantısına katıldı. Numan Kurtulmuş. Bunları da değerlendireceğiz. Öncelikle ben 2 Eylül Gazetesi yazarı Sezai Şen'den başlamak istiyorum, AK Parti'yi. Tabii Numan Kurtulmuş'un Eskişehir'e gelişini önce bir değerlendirmenizi isteyeceğim. Tabii yurt genelinde genelini ilgilendiren konular vardı, konuştukları. Taksim'deki patlamayı ve buna istinaden terör olaylarını değerlendirdi. AK Parti'nin dış politika sürecini gündemine aldı. Eskişehir'le ilgili pek konuştuğu bir şey yoktu. Sadece Devrim otomobilinin 1961'de engellenmeyip hayata geçseydi eğer şu an Türkiye'nin dünya piyasasında otomotiv anlamında yer alabileceğini ifade etti. Ama TOGG'la bunun sonunda başarıldığını söyledi. Bir de Eskişehir'in bir turizm şehri olduğunu ifade etti. Özellikle Nabi Avcı'yı işaret etti. Türk Dünyası Kültür Başkentliği'nin Eskişehir'e katkısının fazla olduğunu söyledi ama yine de yapılması gerekenlerin olduğunu, daha da gelişmesi gerektiğini ifade etti. Bunun dışında Eskişehir'deki bu ölüm yolları diye nitelendirdiğimiz Alpu, Sarıcakaya, Seyit Gazi yollarına ilişkin herhangi bir açıklaması olmadı. Bunun yanı sıra yine Eskişehir'in sorunlarından çevre yolu problemine değinmedi. Bir Uraysim tartışması yapıyoruz biliyorsunuz. Mustafa Varank geldiğinde Uraysim konusunda mücadele edilmeli demişti. Sayın Kurtulmuş bu konuya da girmedi. Siz Numan Kurtulmuş'un Eskişehir'de ne söylemesini beklerdiniz ve AK Partililer bir yerleri yani illeri ziyaret ettiklerinde cepleri dolu giderler aslında. Bu sefer Numan Kurtulmuş Eskişehir'e ilişkin bir müjdeli haber vermedi. Aslına bakarsanız bunlar AK Parti'nin rutin çalışmaları. Evet. Yani rutin çalışmaları da tam manasıyla rutine binmiş durumda. Sizin de ifade etmeye çalıştığınız gibi herhangi bir şekilde heybesi dolu gitmiyor. Belki de şöyle bir şey düşünüyorlar. Yani işte Sayın Genel Başkanımız, işte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7-24 çalışıyor, gece gündüz çalışıyor, yurt içinde, yurt dışında sürekli olarak çalışıyor, bir şeyler yapıyor. Yani biz de yani partiyle alakalı çalışmalarımızı işte gerçekleştirelim, uyum sağlamaya çalışalım. Ha bunu başarabiliyorlar mı? Aslında vatandaşın istediğiyle AK Parti yönetiminin söyledikleri ve yaptıkları artık birbiriyle çok fazla uyuşmuyor. Yani en önemli sıkıntılardan bir tanesi bu. Şimdi ben sosyal medyada da görüyorum, kendi hayatımızda da görüyorum. Mesela insanlar şundan inanılmaz derecede şikayetçi. Son günlerdeki en önemli şikayetlerden bir tanesi bu. Her gün bir ürün grubuna veya 3 günde, 4 günde bir ürün grubuna mütemadiyen zam geliyor. Uzun zamandan beri dövizde bir artış var mı? Yok. Yani kuruşlarla ifade edilebilecek artışlarla söz konusu. Akaryakıt fiyatlarına bakacak olursak Haziran ayındaki fiyatlardan daha gerilerde. Ama bakıyorsunuz mesela ben çok iyi bildiğim için tereyağının bir fiyatı bir anda 3 gün veya 4 gün içinde %30 mesela. Gıda enflasyonu çok fazla. Evet. İnanılmaz bir fiyat artışı var. Mesela sütün fiyatı diyelim ki
bizim aldığımız, işte marketten aldığımız 11,5 lira olan süt 14,5-15,5'a kadar çıktı bir anda. İnsanlar yani iktidardan ne bekliyor? Sen politika oluşturarak bunların önüne geçememişsin. İşte bir ara hatırlarsanız bir ceza verdiler bu zincir marketlere. O şekilde de engel olamadılar. İktidara en fazla kızılan hususlardan bir tanesi muktedir olamamaları. Yani herkesin istediği gibi bu memlekette canı istediği gibi zam yapabilmez. Hükümet yapıyoruz onu. Yani tabii ki bunun en başta hükümetin yaptığı şeylerden dolayı ama şimdi örnek veriyorum. Hükümet diyelim ki asgari ücrete %90 zam yapmış. İşte diyelim dövizin fiyatı 2,5 kat artmış. Ama bakıyorsun ki bizim kullandığımız birçok mutfak malzemesinin fiyatı 5'e 6'ya katlanmış. Yani bu sadece işte diyelim ki iktidarın yaptığı zamlarla da açıklanacak bir şey değil. Ortada ne bileyim bir uygun ortamı bulup da onun fırsata değerlendirme durumu da söz konusu. Ama bunu iktidar seyrediyor. Mesela insanlar işte mesela böyle bir soru sorulduğu zaman niye bunlara bir önlem alamadıklarını mesela açıklanmasını ister. İşte bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması oldu yine bu başıboş, sahipsiz sokak hayvanlarıyla alakalı. İnsanlar mesela bu konulardan acayip muzdarip. Kimse işe gidemiyor, çocuğunu okula gönderemiyor, parka çıkaramıyor. Ha bu tür konuların aslında tartışılmasını istiyor insanlarımız, gündeme gelmesini istiyorlar. Hangi birisi gittiği yerde Recep Tayyip Erdoğan haricinde bu konulara değinebiliyor? Hiçbirisi. Suya sabuna dokunmadan gidiyorlar, ziyaretlerini gerçekleştiriyorlar. İşte çıkıp tekrar dönüyorlar. Peki etkili oluyor mu bunlar? Ya bunların çünkü hiçbir şey anlatmıyorsunuz. O şehrin sorunlarıyla ilgili bir şey gündeme getirmiyorsunuz. Dediğiniz gibi heybenize Eskişehir'in sorunlarıyla ilgili ya da herhangi bir ilin sorunlarıyla ilgili bir sürpriz, bir müjde getirmiyorsunuz. Ama böyle geziyorsunuz, dolaşıyorsunuz, gidiyorsunuz. Bunun ne kadar katkısı olur? Ya bunun bir katkısı olmuyor gerçekte. Yani katkısı nasıl olur? Partililer iç değilse işte genel başkan vekiliyle işte fotoğraf falan çektirirler. Orada burada sosyal medyada paylaşırlar. Mutlu olurlar. Yani bu şekilde belki hani seçim çalışmasında falan bulunacaksa. Partileri heyecanlandırır. Yani onların motivasyonuna belki katkısı olur. Başka bir türlü bir faydası falan yok. Buradaki mesela TEİ ziyareti olsun, işte organize sanayi bölgesi olsun, işte odaların ziyaretleri falan. Bunlar da sürekli olarak buraya gelen parti yöneticilerinin yaptığı şeyler. Yani anormal bir durum yok. Böyle olağanüstü bir açıklama yok. Yani heyecan vermiyor. Yani partililer bile heyecanlanmıyor artık. Evet. Zaten buraya gelişi şeyin farklı abi. Numan Kurtuluş'un gelişi gündüz yaptıkları işin şeyi süslemesi, boşa gitmesin diye. Danışma kurulu toplantısı meşhur var ya. AK Parti'nin genişletilmiş. O danışma kurulu toplantılarında aslında kayda değer şeyler konuşulur. Ama o kayda değer şeyler konuşuluyor ama yani onların gerekleri yerine getirilmiyor. Yani burada diyelim ki sivil toplum kuruluşlarıyla da toplantılar yaparlar geldikleri zaman. Oradan tabii bilgileri alıyorlar, kaydediyorlar, not alıyorlar vesaire. Sonra bakıyorsunuz ki bunlardan hiçbir şey çıkmıyor neredeyse. Evet. Yani işte yani insanlar gerçekten de AK Parti'den icraat bekliyor. İcraatı olmadıktan sonra yani gelip gitmesine çok fazla ehemmiyet vermiyor insanlar. Peki. Vedat Bey, siz ne düşünüyorsunuz Numan Kurtulmuş'un gelişiyle ilgili? Numan Kurtulmuş. Ne beklerdiniz? Ne söylemesini beklerdiniz? Şey beklemiyorum zaten, adam genel başkan vekili, bakan değil, cumhurbaşkanı. Zaten cumhurbaşkanının dışında hiçbirisinden bir şey beklemek doğru değil. Ama cumhurbaşkanına en yakın isim olarak yani birçok sorun konuşuyoruz biz Eskişehir'le ilgili. Bak Eskişehir'de çok bulunma. Bugüne kaç yıldır görülmeyen bir tablo yarattı adam. O bile parti açısından başarı. Üç milletvekili, il başkanı yan yana fotoğraf çekti. Bak hasret kalmıştı gazeteciler o fotoğrafa. Yan yana değildi yine canım. Ya işte üçü bir yerde. Aralarına girmiş herhalde. İkisi bir yerde, birisi bir yerde. Ama yani bu da bir başarı sayılır tabii ki. Tabii. Yani, belki de en önemli başarı bu. Tabii 2018'den beri bir araya gelmemişler. Gazetecilerin işte bu böyle bir kameralara falan onları ilk ve son olacak herhalde. Bir daha da olmaz zaten. Başka gelen olursa cumhurbaşkanı falan, bir de o zaman olursa olur. Onun dışında bu böyle bir katkı sağladı. Gerçi şöyle fotoğraflara baktım ben. Siz canlısını izlediniz. Yüzlerinden düşen bin parçaydı da şeyde nasıl böyle
Zoraki geldikleri şimdi belli. Hatırladım şeyi, yani AK Parti'de bir sıkıntı olduğu nereden belli? Şimdi biz burada daha önce konuştuk. Dedik ki işte eli kulağında dedik. Yok Kasım sonu, pardon Ekim sonu, Kasım başı dedik. Yok sonra arkadaşlar dediler ki işte 13-14 Kasım'da vesaire. Baktık gördük ki hiçbir şey yok. Yani ya yapılmak istenen şeyden vazgeçildi. Nedir o? Yani o neydi? Daha önce seçime çok yakın kala sürelerde şey il başkanlığını falan değiştiriyorlardı yönetimlerini. Yeni gelenler teşkilatını kuramadan işte diyelim ki mahalle toplantılarını yapamadan seçime giriyordu. Sıkıntı oluyordu. Evet. Bunun önüne geçmek için belki işte 7-8 ay öncesinden bunları yapma gereğini falan düşünmüşlerdi. Bu sefer öyle olacaktı ama ya gördüğümüz kadarıyla orada da kafalar karışmış olacak ki şu an itibariyle artık o mesele konuşulmuyor. Onun için mi aslında zihni çalışkan o geçen hafta konuştuk? Yok değildi, o şu da olabilir. Bir, şimdi böyle o tür seçime yönelik bir örgütlerde operasyon yaptıkları zaman seçim eli kulağında diye anlaşılır. Kamuoyunda bir seçim baskısı da gelebilir. İkincisi de şundan da korkuyor yani AK Parti eskisi kadar rahat değil. İşte bir kısım milletvekilleri gitti, başka partilere geçti. Yeni geçeceklerden söyleniyor, kırgın oldukları söyleniyor. Böyle bir operasyonun öyle bir sonuç doğurmayacağının da garantisi yok. Evet. Eskiden çok rahattı. Onu al Ahmet, al ve Mehmet'i getir, Ali'yi al, Hasan'ı getir. O çok kolaydı ama şimdi Eskişehir için belki sorun olmayabilir ama bir sürü ilde bu tür görevden almalar, görev değişiklikleri başka şeylere de neden olabilir. Yani herkes tamamen örgüte hakim değil artık AK Parti. O sıkıntılar, yani nedenini bilemiyor. Sonunda değiştirse ne olacak? Yani değiştirse ne olacak? Var mı geçen haftadan bu yana kadar böyle olmak isteyen? Hayır, geçen haftadan zaten şey, geçen haftadan buraya gelen aynı bildiğimiz isimler dolaşıp duruyor. Bir şey bulamazsın da hızlı hızlı ne olacak? Zaten geçen hafta şey geldi, bakan geldi gitti Süleyman evet. Soylu. Onun telaşı. Arkasından bunun hazırlığı, Numan Kurtulmuş, İl Danışma Kurulu diyorsun. Zaten bunlarla uğraşmışlardır. Salon tut, yok işte şey hazırlar. Bunlarla uğraşmışlardır. Yani burada yalnız şeyim, benim itirazım var Sezai'nin söylediklerini. Bu yani burada oluşan fiyat zamlarını falan şeye yıkmak büyük haksızlık olur. Nereye? Yani üreticiye ya da satıcıya. Yapabiliyorsa kendi marketlerinde yapsın. Tarım Kredi Kooperatifinden hiç aşağı dışarıdan ucuz olan yok ki. Sözde Cumhurbaşkanı talimat verdi. Bazı ürünler daha pahalı hatta. Daha pahalı. Yani şimdi Cumhurbaşkanı talimat verdi. Tarım Kredi Kooperatifinde şunlar inecek, binecek, inen binen yok. Hepsi daha ama pahalı. Ama buna rağmen de zarardaymış şu anda Tarım Kredi Kooperatifi. Zarar da olmaz mı? Ben dile getirdim, burada söyleyeyim. 3 dükkan aynı kişinin. AK Partili bir yöneticinin. Sorun dedim, kaç para veriyorsunuz? Söylemiyorlar. Niye tuttun? Onu söylemiyorsun. Aynı aralarında yürüyüş mesafesinde. Cevap vermediler mi? İki tane aynı kişi. Yok, cevap veren falan yok. Üç, yani üç tane. Bir BİM'in, A101'in benzer bir... Şey vermeyelim. Üç harfler yani diyemeyelim. Şimdi, yani başka bir zincir marketin yaptığı kiralamaya bak kaça tutmuş. Ya sorduk işte mesela birisinde o Ziya Paşa'daki ortaya çıkardı. Tarım Kooperatifi'nin orada yerde daha önce bir başka zincir marketin şeyi vardı, şubesi vardı. Köşe, sordum, köşe o değil mi tam? Köşe tam. Hı. Köşe. O kaç para veriyordu? Şimdiki Tarım Kredi kaç para veriyor? İkincisi niye açtın? Oradaki adam kapatmış, kirayımı zorladı. Ne oldu? Onun kapattığı yerde serbest bir zincir marketin tutunamadığı yerde sen nasıl tutunup para kazanacaksın? Ve mesela şuna bakıyorsun, sahipler öbürlerinin de çok farklı değildir. Reşadiye Camii'nin orada iki tane var. Evet. Yasarcıklı'ya gel, aralarında yürüyüş mesafesi var. Hemen Ziya Paşa'ya git, o da onun yürüyüş mesafesi. Evet. Bir tanesi de Atatürk Bulvarı'nda, daha başka da var. Bundan böyle kira ödersen sen, o piyasadaki o sakatlardan kat paket fazla bir partici, AK Parti'nin yetkili bir ismine bu avantajı sağlarsan, başka bu bizim hani gördüğümüz, sorduğumuz. Ondan sonra kooperatif nasıl zarar etmeyecek ya? Ondan sonra köylülere şey yollar. Haciz yollar. Şey ödeyemedin.
tarım kredilerini onu alamadın diye traktörlerini haciz et. Peki nasıl çözülür Vedat Bey? Şimdi şu çok önemli. Dolar yani döviz çok olağanüstü bir artış yok belli dönem. Yok. Mazotta düşüş oldu. Peki doğalgazı ne yapacaksın? Evet onlarda bir indirim şimdi yok. Şimdi bu süt neyle kaynıyor? Odundan kaynamıyor ki. Doğalgazla kaynıyor. Neyle olacak? Elektrik kullanılıyor. Sana hepimize geliyor elektrik faturası. Kaç kat fatura ödüyorsun? Ham madde fiyatları önemli oranda. Ben söyleyeyim daha yeni bak daha yeni gelirken gördüm. Asmışlar panoya. Bana 1019 TL doğalgaz faturası geldi. Daha kış gelmeden bak kış yok. Yani en düşükte çalıştırmamıza rağmen. Şimdi orada çalıştırdın. Yani kışın daha da düşür. Evet. Daha da düşmüyor o kadar. Yani. Yeni de bebek oldu. Hasta mı edecek? Doktor onu, parası mı verecek? Onun için. Yoksa yapmayız doktor, da. Doktor parası mı verecek de. Şimdi abi o sütü alıyorsun üreticiden. Zaten o zammı da üretici yapmıyor. Üretici de para kazanamıyor aslında. Üretici de alıyor. Üreticinin de şeyine zam yapıyorsun. Yemek. Yemine memine. Zaten Eskişehir'de bile geçen gene veterinerin birisi açıkladı. Hatta Ticaret Odası'nın meslek grubu açıkladı. Yakında onu da bulamayacağız. İnsanlar hayvanı beslemeye aldığı sütü satmayla hayvanın giderini karşılayamadığı için kesiyor. Evet. Kesime veriyor süt inekleri. Süt üretimi azalıyor zaten. Ya şu işte. Çok tehlikeli değil mi? İşte Beylikova'da millet marketten alıyormuş sütünü artık. İşte kesti. İnekler şeye verildi. Kesime. Kesime verildi. Adam kurtulayım bundan dedi. Onun ineklerin sütünü sağıp para kazanamıyor. İneğe besleyemiyor. Öyle olunca ne yapacak? Niye beslesin? Götürüyor, verdi o süt veren inekler, götürdüler, et olarak satıldı. Ha, bu böyle olunca sütün fiyatı artıyor zaten, o süt fiyatlarında şey belirliyor, Türkiye'de bir birlik var, o belirliyor. Süte geldiği zaman, doğalgaza geldiği zaman, elektriğe geldiği zaman, sen ondan üretilen şey kaça mal olacak? Nakliyesi var, mazotu. Alıp oradan şeye vermiyorsun ki. Düşüş oldu ama sonuçta çok ciddi bir artıştan sonra düşüş oldu. Ya artış düşünüyordum. Ve şimdi şu koşullarda nedir? Koşullarda haldır haldır ısıtmaya bile doğalgaz yakıyorsun işte. Her yerde fatura herkesin senin eve o kadar gelmiş. Bir işletmeye geleni düşün. Üretimhaneye evet. Geleni düşün. Bunlardan yapmadıktan sonra sen onu nasıl ucuza satacak? Doğru söylüyorsunuz. Biraz. Nasıl ucuza satacak? Sadece şeyler bile ucuzlamadı. Bırakın hadi onlara kızıp ediyoruz mu ediyoruz. İşte patatesin kilosu kaç para? Kışlık patates alıyor. 10 liranın altında patates yok ya. Ki bir zamanlar fakir yemeğiydi. 8 liradan patates. Falan başlıyor işte. O şey şimdiki iyileri şu anda böyle kışlık şu anda menemen yapmak büyük lüks. Menemen nasıl yapacaksın? Domatesin tanesi de. Evet, menemen yapmak çok büyük. Yumurta. Öğrenci yemeği yani. 2,5-3 lira biberin yanına yaklaşılmıyor zaten. İşte olmuş işte yeni turşu alayım dedim. Kilosu 60 liraya çıkmış geçen sene. 25-30 lira olan turşunun kilosu 60 liraya çıkmış. Bir şey diyemezsin ki biber 20 liradan aşağıya biber mi düştü? Evet. Hayır şimdi bunun böyle olduğu için ben şeylere suçmuyorum. Esas ülkeyi yönetenlerin bir sonucu bu. Yani herkes bunlarda hani fahiş kar ediyor. İşte mandıralar mandıralar kapanıyor ya. Şöyle bir şey var. Bir tek zincir marketler fahiş, onlar sürümden muhtemelen kar ediyorlar. Fahiş kar ettikleri konusunda bir şüphe yok. Şimdi mesela bir tane 3 harfli market var. İMKB'de işlem görüyor. Geçen yılın aynı dönemine göre 11 kat artmış kârı, net kârı. Bankaların geçen yılın aynı dönemine karı 8 kat artmış. Bankalar artar. Sen bu para politikasını uygularsan sen bunu yok faizi düşüreceğim, enflasyonu düşüreceğim diye. Şu konuda tartışma yok. Tüm bunlara vesile olan iktidarın kendisi. Bankalara %11 ile Merkez Bankası veriyor. Parayı kredi veriyor. Bize %28 ile satıyor banka. Ondan sonra bankalar kar eder. Bana peki. Da verseler ben de kar ederim. Bana da %11 faizle parayı verseler götürür bankaya atarım ben bile kar ederim. Peki. Ali Baş'a geçmek yani istiyorum. Onun için şey yok. Bu bilmem neye özgü diyor. Son adı neydi ekonomik politikanın? Onu da adlarını şaşırdık. Nebati bir şey diyordu. Türkiye'nin ekonomi politikası. İşte Türkiye'ye özgü bir politika ya. Başka bir isim mi vardı? Neyse oradan vazgeçtik, şuraya geçtik diye bire geçip duruyoruz da. ondan sonra ayva yiyoruz. Yani şurada hepimiz var. Bunu bir markete ya da bir üreticiye yüklemek mümkün değil ki. Hepimiz burada dahil olmak üzere. Bu Türkiye'nin gerçeği. Şu an cebimize giren para... Hepimizin giren para
31 Aralık 2021'den daha fazla değil mi? Evet. Emekli maaşları arttı emekli evet. olanın. Asgari ücret arttı. Kendi maaşımız arttı. Bu fazla parayla biz 31 Aralık 2022'de alamıyoruz. Yarısı kadarını alamıyoruz. Bunu kim evet. fakirleştirdi? Her şeyi fakirleştirdi. Bunları kim yapıyorsa iktidar fakirleştirdi. Yani bunun şey yok ki. Peki. Cebimize giren para çoğaldı. Paranın şeyi yok. Karşılık, değeri yok. Yok. Değeri, alım gücü diye peki. bir şey kalmadı ki. Peki Vedat Bey, teşekkür ederim. Ali Bey, sizden devam edelim. Numan Kurtulmuş'u bir özetlemenizi istiyorum. Onun dışında bir de önemli bir gündem maddesi daha var. Onu da özellikle size sormak istiyorum. Bu tabii Vedat Bey ve Sezai Bey'in konuştuklarının yanı sıra. AK Parti bugün İYİ Parti'ye bir çağrıda bulundu. Evet. Buyurun bizim ittifakımıza katılın diye. Onu da özellikle bir Numan Kurtulmuş'tan sonra yorumlamanızı isteyeceğim. Aslında ben Numan Bey'in de açıklamalarına baktığım zaman burada yaptığı açıklamalar ittifakla ilgili açıklama yaptı. Numan Bey zaten çok naif, kibar bir insan. Bu orada da Eskişehir'de yaptığı açıklamada da aslında ittifaka bazı önerilerde bulundu. İşte şöyle muhalefet olmalı, muhalefet bunu yapmalı. Böyle yaparsa muhalefete dikkatli alırız gibi. Yani aslında Sayın Cumhurbaşkanı ile Numan Bey'in yaptığı açıklamalar da birbirini örtüşüyordu. Yani pek hırpalamadı muhalefeti. Evet. Burada baktım. Bu nedenle ikisini ben beraber değerlendirmek istiyorum. Hatta mesela şuradan bir şey var. Onu bulabilirsen Numan Bey'in söylediği. Mesela diyor ki şeyle ilgili. Altılı masada da bir kafa karışıklığı var diyor. Bu diyor fikir dağınıklığı var diyor. Ortak fikir ve hedef dağınıklığının ortadan kaldırılması gerekir diyor. Ve aday adayları da Türkiye'nin kamuoyunun önüne çıkmalıdır diyor. Yani diyor ki evet burada bir kafa karışıklığı var diyor. Siz kafaya toplayın arkadaşlar. Bizim yanımıza gelecekler. Bize gelsin. Tabii onu demiyor ama o anlam çıkıyor. Bizim yanımıza gelecekler. Bizim yanımıza gelsin. Gelmeyecekler. Orada kalsın diyor. Ve aynı hemen hemen aynı saatlerde de Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması vardı. Şimdi burada tabii şu var. Daha sonra da Meral Hanım bir cevap verdi kendisine. Biz asla böyle bir şeyin içinde olmayız. Ve biz parlamenter sistemden yanayız. Yanayız ve zaten bunun içinde biz ayrı parti kurduk. Yani bizim partinin özü parlamenter sistem. Güçlendirilmiş parlamenter sistem diyor özü. Ama bu İYİ Parti'nin AK Parti'ye kapıları tamamen kapattığı anlamına da gelmiyor. Benim gördüğüm kadarıyla. Bir de bu yerel anlamda bakarsak geçtiğimiz günlerde Aslan Kabukçuoğlu işte seninle beraber yaptığımız programda işte CHP sağda yok. CHP'li belediyeleri eleştirdi. İşte bir hafta sonra da Emine Hanım da CHP sağda yok. Biz çalışıyoruz onlar yok dedi. Ve buna benzer açıklamaları hem merkezde görüyoruz hem de ben şöyle Google'dan bir taradım. Diğer illerde de benzer açıklamalar var. Yani aslında bir kanaldan çıkıyor bu açıklamalar. Ömer İbrahim sayılmıydı? Hatırlarsınız evet. Ali Baş. Bir restoranda da o da söylemişti. Evet. Yani CHP'yi eleştirmişti. Evet. Bizim adayımız Meral Akşener'dir. Kılıçdaroğlu aday olmasın demişti. Evet. Yani. Şimdi bu söylendi. Bu ben İYİ Parti'nin her an bir ittifakı değiştirebileceğini düşünüyorum. Ha bunu da yaparken birdenbire hop çağırdı biz geliyoruz değil. Ortaya yani masayı terk edebilir Sayın Akşener, bozabilir. Bunu yaparken de şunu yapabilir. Bir mutabakat metnini yapabilir Sayın Erdoğan'la ve AK Parti ile. Der ki parlamenter sisteme geçmek kaydıyla, yeniden başbakan atanması kaydıyla, işte, bakanların buradan seçilmesi kaydıyla böyle bir şey mutabakat metni yapıp seçime bu şekilde girebilirler. Seçimden yani, sonra da yapmayı verirler. Ne olacak? Sürpriz olursa şaşırmayın. Sürpriz olursa şaşırmayın. Yani konuşuluyor şu anda yüksek siyasette bunlar. Tabii ben tekrar Numan Kurtulmuş'a gelirsem şimdi Numan Kurtulmuş tabandan yani gene işte Fazilet Partisi'nde, Saadet Partisi'nde oradan haksız bir şekilde genel başkanlığı kazandığı halde haksızlığa uğradı orada. Ve Has Parti'yi kurmak zorunda kaldı. Ondan sonra da 2012 yılında, tam 10 yıl önce de Sayın Erdoğan çağrısıyla ekibiyle birlikte AK Parti'ye katıldı.
Yani bazı kişiler de onun listesinden milletvekili de oldu. Şimdi o süreçten bakıyoruz. Mesela 2014-2018 Ahmet Davutoğlu başbakan döneminde hep başbakan yardımcısıydı. Evet. Ondan sonra işte Sayın Binali Yıldırım'ın kabinesinde Kültür Bakanı'ydı. Dolayısıyla baktığınız zaman AK Parti'nin içinde etkili bir isim. Yani şu anda da AK Parti Genel Başkan Vekili. Yani evet, parti içinde Erdoğan'dan sonra ikinci isim. Ama tabii Eskişehir'e geldiği zaman, baktığınız zaman o bakanken geldiği bir şaşa yok. Demek ki işte sen diyorsun ya, o yolla ilgili bir şey söylemedi, onunla ilgili bir şey söylemedi. Evet, geçmişte bakanlık yapmış ama insanlar da biraz neye bakıyor? Evet, gelen kişiler biraz işte bakan, eski, yani ne kopartırız? Eskişehir'e ne verebilir? Ne alırız? Ona bakıyor. Yani bir bakandan aslında daha şu anda ileri düzeyde pozisyon evet, itibariyle. Ama baktığınız zaman Tayyip Bey'le hiç olmazsa direkt görüşüp evet, iletebilir ya Eskişehir'in evet, sıkıntısını. Bir bakan karşılaması olmadı. Parti için demiyorum bunu. Yanlış anlaşılmasın. Yani halk için. Halk için, kamuoyunda böyle bir şey olmadı. Ya bir heyecana vesile olmuyor evet, geç artık. Ha, bugün tabii biraz önce ben Hasanburgaz sosyal medyadan fotoğrafları paylaşmış. Evet, salon tıklım tıklım dolu. Yani bu genişletilmiş toplantıda epey genişleyen. Salonlara sığmıyoruz diyor. Evet, salonlara sığmıyorlar. Buradan nasıl bir sonuç çıkacak? Yani partinin işte bu kırgınlar, küskünler, dargınlar, dağınıklar, bunlar bir araya gelip birleşecek mi? Buradan güçlü bir mesaj çıkacak mı? Yani asıl olarak o. Yani bu toplantıların parti içindeki partiyi bütünleştirmek. Onlar biraz da işte gidermek, dağınık olan milletvekillerinin, dağınık olan işte il ilçe başkanlarının evet, ya bir araya gelecek ki onların ekipleri de bir araya gelip kucaklaşacak. Evet. Var mı böyle bir umut ışığı Ali Baş? Şu toplantıdan nasıl bir şey olacak? Yani bunu ya bu toplantıda atacaklar geçiyoruz. İşte önlerimiz reis liderliğinde 2023'ü de kazanacağız. Ondan sonra gideceğiz, büyüyoruz. Başka ne diyorlar işte yarın da yarın. Bilemezsiniz ya, bu kapalı kapı. Zaten salonu da dolduğundan abi 100 bin üyemiz var diyorlar. 100 bin üyemiz var diyor. Salon kaç kişilik? Salona sığmayı versinler. Zaten bunların diyorsun, yönetimleri de çok fazla zaten kalabalık. Öbür tabii, partilere tabii, göre çok kalabalık. Buraya yönetimler geliyor. Bir de genişletiyor. Geliyor. Evet, eski başkanlar. Bir de genişlettiğin zaman o salon kaç kişilik, yani salona sığmaz tabii. Çiçeğim, şimdi bütün ilçe yöneticileri var. Bunların dış ilçeler dış var. Bir de sayı var, kalabalık. Buradaki parti yönetimi herhalde 60 kişi falan. Tabii. 50 küsur. Yok daha fazla. Hiçbir yönetim iyi parti kadar fazla olamaz. Neyse onu düzeltelim. O zaten. Ben bunu söyleyeceğim. Bir de şu demin ki şeyi söyleyeceğim. Bu bankalarla ilgili. Şimdi bakın, bu fiyatlar artıyor ya. En çok şu anda gıda artıyor. Gıdanın artmasının nedeni sadece döviz ve akaryakıtla da bağdaştıramayız. Şimdi devletin burada gübre, ilaç ve mazot desteği yapması lazım. Evet. Zam yapıyor işte, destek yapıyor. Bunları yapmazsa bu fiyatlar artar. Ya ben insan niye süt üretsin? Çünkü zarar ediyor. Bir de süt üretmeyince, sütün azalınca hepten az olduğu için bu sefer arz talep dengesi yetmiyor. Daha çok artıyor fiyatlar. Dolayısıyla senin üretime teşvik etmen lazım. Üretimine teşvik edeceksin. Vereceksin. Üretim bollaşırsa fiyatlar ucuz. Ucuzlar. Başka türlü ucuzlamaz. Şimdi ben bir de tabii şu öyle not aldım Mehmet abi konuşurken. Şimdi bankalarda şöyle bir şey var. Şimdi Ziraat Bankası kuruluş amacı çiftçiye kredi vermek. Abi Ziraat Bankası'nın verdiği krediye bakıyorsun, daha çok iş adamlarına vermiş. Halk Bankası'nın kuruluş amacı esnafa kredi vermek. Ona bakıyorsun, halk başkasına vermiş. Ya hangi bir kurum kuruluş amacında duruyor da bak, bankalar bak, olsun ya. Memurlara vermesi yani lazım şimdi, daha çok. Bakıyorsun o da yok. O da vermemiş memura emekliye. Arkadaş, bu kredileri kime veriyorsunuz? Aslında şimdi kredi de vermiyorlar. Ha, vermiyor. Hayır. Yani dediğim gibi şimdi Vakıf Bank'ın kime vermesi lazım? O bakan, memur. Ev alacaksa konut kredisini Vakıf Bank'tan alıyor. Kim? Daha ucuz oluyor ya memura. Evet. Ya ama olmuyor. Çünkü vermiyor. Kredi yok diyor. Çiftçi Ziraat Bankası'na gidiyor. Kredi yok. Abi kime veriyorsunuz bu kredileri? Kim alıyor bu kredileri? Bunlar olduğu için de bu fiyatlar. Kim alıyor Ali Bey? Sonuçta bu krediler veriliyor. Şu anda pek kimse alamıyor. Ay verildi ya, para kalmadı ki. Alan kim? Nerede? Şu an alan kim? Arada şimdi onların dediği şartlarda kredi alacak baba yiğit nerede? İşte hepsi düşürsün diyor. Evet. Yani şimdi o veriyor, vermez onun ne yapacak parayı? Alıp şey yapacak değil. Sağlam müşteriye ya istediği fiyattan veriyor. Faiz oranı artırıyor belki de işte. Veriyor yani, o onu niye versinler? Peki Ali Baş, evet, bitti mi sözleriniz? Tamam, İyi Parti'ye geçiyorum o zaman. Şu hemen. AK Parti aklımda. Çok sağlayayım Sezai Bey. Yani şimdi şöyle, aslında bugün
Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı, yani gelin bize katılın şeklinde bir çağrı gibi anlamadım ben. Ama şöyle bir şey var. Bu ilk hazırlığı olabilir. Bu bir kere da ya yani bir kere daha yapmış. O MHP yapmıştı sanki. Ona. Tabii yani Bahçeli yapmıştı onu. Buradaki, gel evine geri dön dedi. Yani pozisyonunuzu bir gözden geçirin manasında Aynen. falan söyledi. Ama çok, burada ama esas şey var orada. Ya şimdi bir hafta önceki programda biz neyi konuştuk? AKP'nin HDP'yi ziyaretini konuştuk. Bugün Cumhurbaşkanı çağrı yaparken İYİ Parti'ye ne gerekçeyi gösteriyor? HDP'yi gösteriyor. Evet. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ya dün daha bir hafta önce herkes yani bu AKP heyetinin içinde bakan da var. HDP ile görüşmesinin normal mi, anormal mi bir sürü şey tartışılıyordu değil mi? Gittiler görüştüler. Devlet Bahçeli de normal dedi. Sonra mitingde yine normal. HDP'ye çattı. Ya, o hayır falan. Ama bugün ne diyor? Cumhurbaşkanı o çağrıyı yaparken bu Taksim katliamcısı PKK'lı, PKK'nın uzantısı var mecliste HDP, yani bir hafta önce ziyaret ettikleri HDP, başka HDP yok. Bir hafta önce ziyaret ettikleri HDP PKK'nın uzantısı mecliste. Altılı masanın içinde de CHP'de HDP ile iş tutuyor. Senin ne işin var orada? Terk et acil diyor. Ya şu gördüğün gerekçeye bak. Yani şimdi ayrıl masadan ayrılması için sunduğu gerekçe bir meclis içerisindeki olan partiyi ya sanki yasa dışı bir partiymiş gibi göstermek, CHP ile işbirliği yapıyor. Sen de onunla ne var ne orada ne söyle deyimi de böyle o masada ne duruyorsun hemen terk et diyor masayı diyor. Bize gel demiyor sonra da diyor bir şeyle gelebilirsen bu bilmem ne ittifakına katıl diyor. Geçen hafta da biraz bahsetmiştik aslında burada vatandaşın yani mesela AK Partililerin en çok kızdığı şey AK Partili yöneticilere işte bu şekildeki tutarsızlıkları. Az önce sizin ifade etmeye çalıştığınız şey. Yani başkası işbirliği yaparken veya ziyaret ederken kötü ve sen ziyaret ederken ya işimiz gücümüz var onun için biz ziyaret ettik. Olmuyor yani bunu vatandaş yani gerçekten onun için şu hani İYİ Parti'ye yaptığı çağrı siz İYİ Partisi'nin birlikte ülkeyi yönetelim de şudur budur değil. O masada ne işin var? Ayrıl diyor. Düşün diyor. Sonra seçimden da gelirsen önce, diyor bize gel diyor. Gelmezsen de yine de o masadan ayrıl diyor. Seçimden önce de zaten öyle bir ihtimal gözükmüyor. Hayır zaten şu an İYİ Parti'nin bence İYİ Parti oradan ayrılır mı masayı, ayrılmaz bu altını masaya dağıtabilir. Sıkıntı var mı? Var. Ben aynı bir şey. Ama gidip de AKP'nin İttifak kurması mümkün değil. Zaten AK Parti ile ittifak kurmasa bile, masa dağılsa bile AK Parti'ye yarıyor. O bile yeter. İttifak kurmasa bile Buyurun. Dediğim gibi. Yani bir mutabakat metninden anlarsak. Cumhurbaşkanı sonra der ki biz arkadaş gene eskisi gibi başbakan atacağım. Eski sisteme döner. Parlamenter sistem. Başbakan atacağım. Bakanları meclisten seçeceğim. Kimse... Ya yani onu, bu şekilde de onu demez abi. Bir koalisyon kurmak zorunda kalabilir. Hayır onu ne şey söyler? Recep Tayyip Erdoğan söyler şimdi ben parlamenter sisteme geçeceğim diye. Ne de onu zaten söyleyecek olsa İYİ Parti'ye gerek yok ki kendisi deklara yayınlar. Biz denedik bunu Peki. başkanlık sisteminde olmadı. 2023'ten sonra şuna gideceğiz anayasa şu olacak diye. O İYİ Parti ile anlaşmasına bir şey değil ki. Öyle bir deklarasyon sunar. Her parti evettir, mutabakat eder. Ama AK Parti'yi kapatıyorum, diğer partilere geçemeyeceğiz. Vallahi bize küsecekler, bekliyorlar. Evet, niye küsünler ki? İşte İYİ Parti'de konuşuyoruz. İYİ Parti'deyiz. Vedat Bey, İYİ Parti'ye sizden başlamak istiyorum. İYİ Parti ile siz konuştunuz geçen hafta bayağı hasbihal ettiniz il başkanıyla konuştunuz. Ben kısaca bir özetleyeyim. Ya size soracağım şu. Yoksa kongre süreci biraz tabii İYİ Parti'yi hızlı geçmek istiyorum. Kongre sürecini soracağım. Şimdi ilçe kongreleri yavaş yavaş dış ilçe kongreleri gerçekleşiyor. Bitti. Tepebaşı ve Odunpazarı kongreleri yapılacak. Gelecek yani. Emine Edizgil tarafı mı daha güçlüdür? Yoksa Emine Dizgil'e rakip olan taraf mı daha güçlüdür? Ortam neyi gösteriyor? Bunu çok kısa istiyorum ama özellikle şunu sizden rica edeceğim yorumlamanızı. Şimdi Ali Baş biraz önce ifade etti. Arslan Kabukçoğlu geldi buradaki yayında. Dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi sahada yok dedi. Bir tek biz varız sahada dedi. Bu bir. İkincisi Emine Dizgil buraya geldi. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni sahada göremiyoruz dedi. Sadece biz varız burada dedi. Ya tabii o milletvekilinin... Tabii o önemli...
Önemli. Ben zaten önce şunu sordum. Ya filan falan yaptıktan sonra o zaman siz Arslan Kabukçoğlu'na katılmıyorsunuz dedikten sonra. Sen zorla söyletmişsin ki. Abi zorlası değil. Siyasetçiysen söylemeyeceksin. Yani durum bu. İYİ Parti'nin iki yetkili isminden... Yönetimi ne yapıyorlarmış? Onu size yorumlarsınız. İYİ Parti'nin iki etkili isminin ifadesi bu. Daha öncekini de söyleyeyim. Ömer İbrahim Sayın'ın söyledikleri diyor ki Kılıçdaroğlu olmamalı zaten. Yani o Cumhuriyet Halk Partisi'ni de eleştiriyor. Yani Eskişehir'deki İYİ Partililerin AK Parti'ye, MHP'ye, Büyük Birlik Partisi'ne yapmadığı eleştirileri Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapıyor. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Şu an o herhalde niye yaptıklarını bilmiyorum da... Şu doğru değil zaten. Yani mesela bunlar neredeymiş sahada ya? İYİ Parti siz de biz de iyi kötü takip ediyoruz. İYİ Parti nerede sahada? Nerede Sezai Bey? Bir önceki seçim öncesinde İYİ Parti her taraftaydı dikkat edersiniz. Hayır şu an. Mesela şu hiçbir şey yok. Bunu söyleyenlerin. Kendi söylüyor. Delege seçimlerinden dolayı sahaya çıkamıyoruz diyor. Ya bu delege seçim. Ondan önce neredeydi? 3 tane ziyaret. Hayırlı olsun ziyaretleri. Kazım i̇şte Kurt'a gitmemişler. Gazetecilere ziyareti. Ya gider gitmez. Onları sahada sayıyorlarsa o başka bir şey. Şimdi bir kere şu doğru değil. Hepimiz biz takipçisi değil. Gazete olarak baktığımız zaman ya bir Aslan Kabukçuoğlu'yla bir Utku Çakır Özel'i bir kıyaslayın Allah'ın aşkına. Mümkün değil canım. Yani şimdi gidiyorsun da sahadan aldığın ne? Şimdi biz... Gene açıklama yapıyor. Dün İstanbul'la Türkiye genelinde açıklama yapıyor. Askeri hastaneler açılmalıdır. Doğru, açılmalı. Eskişehir'de örneğin gidiyorsun Utku Çakır Özer. Soğancı'nın sorununu dile getiren Utku Çakır Özer gece rüyasında. Geçen gün yanlış mı? Sivrihisar'daydı değil mi? Evet. Sivrihisar'da elektriği olmayan telefonların çekmediği bir köy buldu ya. Hani çok mu çalışıyor? O ayrı. Ama şimdi ikisini bir sahada olan Aslan Kabukçuoğlu'yla sahada olmayan Utku Çakır Özel'e bir kıyaslayın. Elinizi vicdanınıza koyun. Buradan o EDAŞ'a da çağrıda bulunalım. Sivrihisar'daki o mağduriyet yani, bir an önce çözülsün. Şimdi ya bunu söylüyorsun da sen neredesin ya? Aslan Kabukçu olarak sen Eskişehir'in bir sürü konuştuğun sorunlar var. Haftada bir mi, 15 günde bir mi İstanbul'da, yani burada da yapmıyor. Meclisten açıklama yapıyor. O da Eskişehir'le ilgili değil. Ya şimdi bunu yeterli mi Utku Çakır Özel? Ben yeterli demiyorum ama ikisini Utku Çakır Özer'i görüp de Aslan Kabukçuoğlu kendine ben sahadayım o çağda değilse bir sıkıntı var demek. İYİ Parti sahada diyor canım. Teşkilat olarak. Fark etmez kendisi teşkilat olarak. Teşkilat benim adıma çalışıyor diyor. Şimdi doğru çalışıyordur. Şimdi böyle bir şey yok. Ha bunu niye söylüyorlar? Bunun zaten sıkıntı şu. Bunlar yerel seçime kilitlenmiş bir daha sene milletvekili genel seçimi var. Bunların hepsi belediye başkanlıklarını paylaşmışlar. İşte CHP ile ittifak olur olmaz. Önde bir önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçim var. Ondan bir sene sonra yerel seçim var. Burada hepsi şeye kilitlenmiş. İYİ Parti'de seçimi yok. Önemli değil o. Milletvekili ya da Cumhur Eskişehir Teşkilatı için söylüyorum bunu. Meral Akşener için söylemiyorum. İYİ Parti'nin Eskişehir'deki temsilcilerine bakarsanız... Onu da konuşmuştursunuz. Genel sorunlardan yerel seçim açsaydınız daha fazla konuşurlardı. Ya bunu kilitlendikleri için de rakip olarak kimi görüyorlar? CHP'yi görüyorlar. Ondan yarıştırıyorlar. Yani hayır bir de bunu niye söylüyor? Onu anlamıyorum ki. Hani niye CHP sahada değil biz sahadayız deme gereğini neden duyuyorlar beni onu hiç anlamıyorum. Eskişehir'de... İttifaktan dolayı. Bak bir şey. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmak başka bir şey. Yani CHP sahada olmadığı için Kılıçdaroğlu'nun adaylığı doğru değil. Onun için mi diyorlar? Ya şunu planlıyor olamazlar mı? Yani İYİ Parti gerçekten altılı masadan ayrılmak istiyor masayı dağıtmak istiyor. Yavaş yavaş zemin hazırlıyorlar. Bunların gücü yetmez ama bunların işte bunların gücü yetmez diye Türkiye genelinde bir şey yapmaya çalışıyor olabilirler belki. Türkiye genelinde şu bir rahatsızlık var zaten. O altılı masa ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığını kabul etmez. Bunu şey değil ki. Meral Akşener şu an açıktan söylemiyor ama kızım sana söylüyorum gelinim sen anlamı diye bir sürü bu konuda şey var. Yani şu bu Yavuz Ağıralioğlu bu da ittifakı bozma. Yavuz Ağıralioğlu net olarak söyledi yekten. Kılıçdaroğlu olamaz. Hani olamaz değil. Meral Akşener'le sonunda bu.
Ha, o başka bir tartışma konusu. Ha, ittifaktan ayrılıyor mu, ayrılmıyor mu? O başka bir tartışma bunun konusu. Bunun karşısında mesela CHP il örgütünden tabii ve şundan, ittifak anlamında ben bunu takdir ediyorum. Zaten CHP il örgütünden ya da mesela Utku Çakır Özer'e de sorduk o soruları. Mesela onlar ittifaka zarar verici hiçbir açıklama yapmıyorlar. Onların takdirdir. Cumhuriyet Halk Partisi zaten hayır, herkes sağda görüyor. Hayır, niye ben sağ, o ne alaka? Onu anlamadım ya. Yani çatacak. O niye sahada değil deme gereğini diyorsun? Biz çok çalışıyoruz. İşte şuraya gidiyoruz. Bunu yapıyoruz. Bunu yapıyoruz diyebilirsin de. Bir başka partinin sahada olmamasından sen daha memnun ol. Sen daha çok oy alırsın. Sen daha çok milletvekili çıkarırsın. O aynı şey gibi. Numan Kurtulmuş da akıl vermiş ya muhalefete. Ya böyle muhalefeti buluyorsunuz da daha ne istiyorsunuz ya? 20 sene bu AKP iktidarda kaldıysa sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısı değil, bu muhalefet biraz daha için, kötüsüne geçiyor. Hayır, bu muhalefet böyle olduğu için 20 yıldır peki, iktidarda. İyi şu parti, anda ilginç bir şey var. İyi Partisi falan. İyi Parti'yi toparlayalım. Şey, şu an bir sabahleyin okudum. Son bir yıllık partilerin oy değişimini araştırma şirketi var. Çok ilginç. Son 4 aydır düşen AKP oyları yükseliyor. 38'e kadar çıkmış. Aha, bu muhalefet yüzünden hepsi birlikte oyları düşüyor. Tabii Arslan Kavuşçu onu da itiraf etti. Bizim oylarımız düştü. Ha, işte düşüyor. İşte bunun yüzünden düşüyor. Türkiye'yi biz daha iyi yönetiriz demiyorlar. İşte yok CHP'de sağda, öbürü sağda. Daha iyi yönetiriz. Burada... Biz bugünkünden şu yoksulluğa daha iyi çare buluruz. Bu işe daha çare buluruz deyip inandıramadıkları için şu bir beğenmedik işte. Hepimiz şu an durumumuzdan hepimiz şikayetçi. Ya bu sosyolojiye ters, matematiğe ters, her şeye ters. İktidar Partisi 4 aydır son sanki cebimize giren para atmış gibi bilmem neymiş gibi oyunu arttırıyor. %32'lerden araştırmanın 38'e çıkıyor. CHP %27'den 23'e iniyor. İYİ Partisi bilmem kaçtan 11'e iniyor. Önce bir şapkanızı alın düşünün. Peki, teşekkürler Vedat Alp. Ali Bey, söz sizde. Evet. İYİ Parti. Şimdi şu Arslan Bey ile Emine Hanım'ın açıklamalarını da yorumlamanızı isteyeceğim bu arada. Ya, onlar çok önemli bana ben göre. Ben tabii şöyle, ya bu zaten onu konuşmadan kongrele giremedik de onları da bilemezsin zaten. Burada aslında Aslan Bey'in söylediği şu, yani ilk başta da söylediği biraz belediyelere içerlemişler ve kızgınlar. Onun da gerekçesi şu, biz ortaktık, tabii Kazım Bey'i ayrı tutuyorlar orada. Ama biz Büyükşehir ve Tebabaşı'da ve diğer işte Seyit Gazi, buralarda hiçbir şekilde yararlanamıyoruz. Biz aday çıkartmadık. Meclisiyeler Kıbrıs'a gitti gezmeye. Evet. İYİ Parti'nin Tebabaşı meclisi. Yani bir tek o var. Yani kimse bizden, biz işçi aldıramıyoruz, bir şey yapamıyoruz. Hep böyle bir durum var. Bunun sebebi de arkasından da evet zaten aslında biz çalışıyoruz, onlar çalışmıyor dedi. Bence dediğim gibi bu açıklamalar birçok yerde var. Yani böyle bir tabanda da bir huzursuzluk, rahatsızlık var. Benim gördüğüm bu. Şimdi izleyenlerimiz, Sağ Parti'ye oy verenler lütfen yanlış anlamasınlar. Ama sağ kadrolarda, yani kendini sağda ifade eden bu partilere oy verenler, bu kadrolarda şöyle bir şey var. Biz evet devlette bir yer almalıyız. Devlet kadrolarında bulunmalıyız. Yani çünkü kadrolaşmayı seviyor. Böyle bir durum var. Şimdi İYİ Parti tabanında da bu bir hoşnutsuzluk var. Ve bunlar biraz İYİ Parti'yi AK Parti'ye doğru sürüklenmesini de isteyen bir taban var. Yani evet, liderlik, İYİ Parti liderliği, önderliği, Sayın Akşener buna karşı durabilir ama tabanda böyle bir istek olduğunu ben gözlemliyorum, hissediyorum. Yani bir CHP ile ipleri koparmak istiyorlar. Yani sadece yukarısı değil, aşağıda da böyle bir durum var. Çünkü diyorlar ki artık biz rüştümüzü ispat ettik. Daha önce evet biraz CHP kuruluş aşamasında ve seçimlere girerken evet CHP'nin yanında yer alıyorlardı. İyiydi. Ama şimdi diyorlar ki biz rüştümüzü ispat ettik ve dolayısıyla şu anda baktığınız zaman İstanbul, bir tarafta Ankara seçimlerinde de borcumuzu ödedik. MHP var bir tarafta, bir tarafta AK Parti var. Dolayısıyla İYİ Parti şu anda işte merkez sağa oturabilme potansiyeline sahip bir parti diyor. Evet. Bunu oynuyorlar, bunu gösteriyorlar. Buradaki çıkışlarla bence hem yerelde hem genelde sadece işte CHP'ye ve o lideri Kılıçdaroğlu'na mesaj vermiyorlar. Aynı zamanda başka taraflara da mesajlar veriyorlar. Bunları da iyi okumak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Şu anda
İşte İyi Parti'nin tabii bu genel kongrede yaptıktan sonra partinin içindeki bu ayrışmalar, gruplar, hizipler en başta tabii genel başkanı kendisi bir yeniden dizayn edecek. Bu dizayn da İyi Parti'nin nasıl bir yöntem ve yol izleyeceğinin de göstergesi olacak. Yani Sayın Akşener belirleyecek, genel başkan yardımcıları işte parti meclisinde kimler olur. Bu da bir yol haritasını görmemiz bakımından bence önemli olacak diye düşünüyorum. Tabii bunun da iz düşümleri burada yerelde olur. Peki bir de şunu sorayım. Şurada bir sakatlık yok mu? Ben onu tabii Emine Hanım'a da sormuştum. Evet, o sakatlık var dedi. Ama sonra başka şeyler söyledi. Şimdi iddiaları şu. İyi Partilileri, belediyeler işe almıyorlar. Evet. Almadılar. Biz mustaribiz. Yani liste mi vermişler? Bir şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi hem muhalefet partileri diyorlar ki arkadaş biz Türkiye'de liyakat istiyoruz. Biz Türkiye'de adalet istiyoruz, eşitlik istiyoruz diyorlar. Evet. Öte yandan bunu isteyen İyi Parti'nin etkili isimleri diyor ki biz İyi Partili olduğumuz için bizi işe alın. Hayır. Yani onlar, liyakatlı olan işe alın demiyorlar da İyi Partili olsun diyor. Kendi arasında bir liyakat sıralaması yapmıştır. Hayır, bir de bakın şimdi şurada var. Bu ne anlamına geliyor? Bizim İyi Partili kimse almıyor. Demek ki onlar liste vermişler şu adamları al diye işe. Başka türlü nereden bileceksin almadığını İyi Partili? Yani gelenlerin şimdi bak aynı şeyi örneğin Büyükşehir ve Tepebaşı belediyeleri için CHP'liler de eleştiriyor bizi almıyorlar bir sürü sağcı çalıştırıyor diye. Şimdi bunun ölçüsü... Ali Bey var mı, var mı liste, siz duydunuz test mu? Test edeceksin. Yani buna... Benim anladığım şu... Ne düşünüyorsunuz yani onu soruyorum. Şu olur, bakın benim bildiğim şu. Yani bir milletvekiline birisi rica etmiştir. Bir tonu işte belediye başkanına söylersiniz, o da olmaz derse. Yani pek de... olmaz yani, ne bileyim işte bu incinmiştir yani. Böyle değerlendiriyorum. Kaç kere gitmiş bir onu da bilmiyorum ben. Aslan Kabukçuoğlu'nun 3 belediye başkanı kaç kere ziyaret etti, görüştü. Ya tabii bu ayrı bir taban, şey. Taban da Kazım Kurt'u ayrı tutuyoruz. Kazım Kurt'a destek olmadığı için Kazım Kurt en rahat olur. Ya onu da tut, sonra gidersin milletvekili olarak görüşebilirsin. Ama şu başka bir şey, pazarlık. Ya bir seçim olmuş gitmiş, ondan sonra şey mi yaptınız? Bir de liste mi verdin? Peki. Liste verdiğinde hangilerini almadı? Peki. Şimdi Sezai Bey... Bir dakikamız var. İsterseniz ikinci turda İyi Parti'yi sizle devam edelim mi? Olur. Ve ekstra zamanınız da olacak. Tabii ki daha iyi olur hatta. Çünkü bölünmesi bölünmemesi iyi anlamında. Peki. Değerli izleyenler, Eskişehir'in nabzında ilk tur sona erdi. Çok kısa bir reklam arasındayız. Daha sonra İyi Parti'ye devam edeceğiz.